Dünya şu anda büyük bir istikrarsızlık yaşıyor. Sebep Rusya-Ukrayna Savaşı. Televizyonlardan, cep telefonlarından, sosyal medyadan bağımsız bir ülkenin işgal edilişini gün, be gün izliyoruz. Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya başta Ukraynalı masum insanların canı olmak üzere tüm dünyanın şu anda güvenliğini tehdit ediyor. Biz DEVA Partisi olarak Rusya'nın uluslararası hukuku çiğneyen bu girişimine en baştan itibaren çok net bir tavır aldık. Bu tavrımızı bir kez de yanı başında yıllardır süren savaşın etkisini en çok hisseden şehirlerimizden Hatay'da ve belki de en çok hisseden ilçelerimizden birisinde Kırıkan'da tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar Ukrayna'nın işgali sebepsiz bir saldırıdır hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Rusya'nın bu saldırganlığı hiçbir koşulda kabul edilemez. O nedenle deva partisi olarak Rusya'nın bu hukuk tanımaz, sınır tanımaz saldırısının amasız, fakatsız biz karşındayız. Bunu çok açık söyledik. Biz sadece Rusya'nın saldırganlığının da karşısında değiliz bakın burası önemli. Kendi içimizde olup da bu hukuk tanımazlığı alkışlayanların, postal sesleriyle mest olanların, Rusya'yı aklamak için bin dereden su getirenlerin de karşısındayız. Ya adam çıkmış televizyona Uhud Savaşı'yla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişini birbirine benzetmeye çalışıyor ya. Kardeşim ne anlarsın sen ondan ya? O senin alanın değil. Çalıştığın yerler değil. Sen git Moskova'da, Pekin'de abilerinle, ablalarınla konuş, otur. Onların dilinden anlarsın. Bakıyoruz değerli arkadaşlar, Ukraynalı çocuklar, gençler, kadınlar öldürülürken birileri gönüllü olarak Kremlin'in sözcülüğüne soyunmuş. İçimizde bunlar ha, bizim içimizde. Bu postal parlatıcılarının dediklerini duysa Putin bile abartmayın ya, bu kadar da övmeyin diyecek bunlara. Sınırda tanımıyorlar övgü daha. İyi ki Rusya Ukrayna'ya saldırdı diyorlar. Bu nasıl kafadır, nasıl akıldır, nasıl ideolojidir anlamak mümkün değil. Dünya nükleer savaşla tehdit ediliyor ama Rusya'yı meşrulaştırmaya çalışan gönüllü Kremlin sözcülerinin yüzü bile kızarmıyor. Değerli arkadaşlar, Ukrayna'da yaşanan savaş şu anda bakıyoruz demokrasiyle otokrasi arasındaki bir savaş aslında. Tek başına savaş kararı alan Putin binlerce masum Rus annenin evladını ölmeye ve öldürmeye götürüyor. Gencecik çocuklar kendilerini tek bir adamın emriyle haksız bir savaşın içinde buluyorlar. Bu savaş kimin savaşıdır biliyor musunuz arkadaşlar? Komşu ülkeye bir kukla rejim yerleştirmeye çalışanların başlattığı bir savaştır. Ukrayna'da yaşanan savaş basını tehdit eden bir rejimle Ukraynaca manşet atarak barış mesajı veren bağımsız Rus gazetecilerinin savaşıdır siyasi rakiplerini hapse atan, onları öldürmeye çalışan bir rejimle çocuğunun elinden tutup savaşa hayır diyen Rus annelerin savaşıdır. Bağımsız bir ülkeyi işgal edenlerle meşru müdafaa hakkını kullanan Ukrayna halkının savaşıdır. Ukrayna'nın işgali tüm dünya için tüm dünya için gerçekten bir turnusol kağıdı oldu şu anda. Çünkü bu savaş demokrasiyle dediğim gibi otokrasi arasındaki bir savaş. Bakın geçen gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yapıldı biliyorsunuz. Rusya'yı kınama oylaması. Rusya'yı kınamayalım diyen ülkelerin listesini gördünüz mü? Görmeyenler için ben buradan şöyle bir söyleyeyim. Rusya'nın yanında kümelenen ülkeler. Belarus, Kuzey Kore, Suriye, Eritre. Bu kadar. Bir de bizim içimizdekiler ha gidip oy hakları olsa gidip orada oy kullanacaklar hemen. Çekimsel kalanlar. Çin, Kazakistan, Vietnam, Küba, Laos, Moğolistan, Pakistan, İran falan. Arkadaşlar, bunun yanında 140 küsür ülkede bunu kınama kararını destekledi. İşte bizim safımız yurtta ve dünyada demokrasinin ve barışın yanında olmalıdır arkadaşlar. Demokrasinin ve barışın. Bizim safımız safımız Demokratik hukuk devletlerinin yanında olmalıdır. Bizim hedefimiz hukukun üstünlüğünün hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tesis edilmesidir. İşte böylesine zamanlarda şehirlere bombalar yağarken Rusya'daki rejimin yanında saf tutanların demokrasi hakkında söyleyecek tek bir sözü dahi olamaz. Doğu'dan gelen postal seslerine alkış tutanların Türkiye'de demokrasi hakkında söyleyecek tek bir sözü yoktur, olamaz. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi demokrasimizi ne pahasına olursa olsun büyütmeye çalışanların partisidir. Koşullar ne olursa olsun, hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyenlerin partisidir. Evet, demokrasimiz son yıllarda gerçekten ciddi gerileme dönemine girdi henüz ölmedi. Nefes alıyor. Ama bu gerileme döneminin hukuktan dış politiğe kadar her alanda yıkıcı yansımaları oldu maalesef. Siz iktidardaki otoriter ortaklığın rotasını 28 Şubatçı Çin muhibbi Perinçe'ye verirseniz olacağı buydu. Ne diyor? İktidarın rotasını ben çiziyorum diyor. Ben soruyorum buradan Sayın Erdoğan'a. Ya sizi destekleyenler, size gönül verenler, size oy verenler o 28 Şubat'ın mağduru olup da sizden umut bekleyenler gidin Perinçe'ye yanınıza katın diye mi oy verdi size ya? Bunun için mi de destekledi insanlar sizi? Siz krizlerin ortağı Bahçeli'ye bir fırsat daha verdiğinizde yine krizlerin çıkacağını bilmiyor muydunuz? Hangi hükümette olsa o dönemde kriz çıkmış ya? Hangi hükümette olsa, bu ülke için şu ana kadar faydalı ne yapmış, somut ne yapmış? Ben soruyorum, eskileri bilenlere de soruyorum. Kimse bir kelime, bir şey söyleyemiyor biliyor musunuz? Diyorum ya Sayın Bahçeli, bu ülkeye faydalı hangi hizmette bulundu? Hangi projeleri sürdü? Ne yaptı bu memleket için? Ne yaptı ya? Bir, bir, bileyim bilmeyen bilsin diye soruyorum yok. Sürekli hamaset, sürekli bağırıp çarma, sürekli düşmanlık. Başka bir şey yok. Ve hemen kriz üretme, krizin ortağı olma. Ancak bu noktada canı gönülden inandığım bir hususun altını çizmek istiyorum. Zamanında AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın demokratik kazanımlardan bir adım dahi geriye gidilmesine razı olmadıklarını çok iyi biliyorum. Hangi beklentilerle, hangi umutlarla Sayın Erdoğan'a destek verdiklerini de gayet iyi anlıyorum. Ama 28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın diye destekledikleri kişinin bugün 28 Şubatçılarla beraber yol yürümesinden rahatsız olduklarını da gayet iyi biliyorum. Şimdi vaktinde AK Parti'ye gönül vermiş dostlarıma da seslenmek istiyorum. Değerli dostlarım sizler verdiğiniz haysiyet mücadelesini zaferle taşlandırmış insanlarsınız. Türkiye'nin Erdoğan, Bahçeli, Perinçek troygasını hak etmediğinde en iyi sizler biliyorsunuz. Gelin yepyeni bir birliktelikle ülkemize hizmet edelim. Gelin hep beraber yapalım bunu. Gelin ülkemize yoksulluğu dayatan bu kriz ittifakına güzel bir ders verelim. İlk seçimde bu dersi verelim. İlk sandık önümüze geldiğinde bu dersi verelim. Gelin dış politikada ciddi bir eksen sorununa yol açan bu otorite ittifakı hep beraber sonlandıralım. Gelin hep beraber Herkes için adalet diye haykıralım. Herkes için. Şunu unutmayın. Bakın, Deva Partisi varken hiç kimse sizin hakkınız olana göz koyamaz. Deva Partisi varken hiç kimse helal tek bir lokmanızı elinizden alamaz. Çünkü Deva Partisi herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal güvenliğinin garantisi olacak bir iktidar olacak inşallah yapacağız bunu. Senelerce mücadele ederek kazandığınız hakların hepsinin teminatı biziz. Hiç endişeniz olmasın. Ayrıca biz bugün gasp edilmiş hakların da tamamını vatandaşlarımıza iade edeceğiz. Unutmayın. Hiç kimse, hiç kimse artık bu ülkede bir başkasına üstünlük taslayamaz. Kimse kendisini ikinci sınıf Hissedemez. Buna izin vermeyiz. Çünkü artık biz varız. Çünkü artık Deva Partisi var. Değerli arkadaşlarım bugün değinmek istediğim bir değer konuysa ekonomimizde yaşanan gelişmeler. Çarşamba günü düzenlediğimiz haftalık değerlendirme toplantımızda Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle hükümete dört başlıkta acil bir plan oluşturma çağrısında bulunmuştum. Tabii ben ne zaman söylesem, hükümete şunu yapın, bunu yapın diye tavsiyede bulunsam Sayın Erdoğan çıkıyor, bir de kalkmış bize ders veriyor diyor. Ama ne yapalım ya, ihtiyaçları var. Çünkü bilmiyorlar. Bilmediklerinin de farkında değiller. Biliyoruz zannediyorlar. Bilenlere de sormuyorlar. Beştepe'deki ithalat lobisinin faaliyetlerine derhal son verip devletin artık Rusyalı çiftçiyi değil kendi çiftçimizi desteklemesini ben kendisine tavsiye ettim. Enerjide tek bir ülkeye bağımlılık olmasın. Bunu hızla azaltacak projeler geliştirin dedim. Tarım ve enerji sektörlerinde mutlaka alternatif projeler geliştirin dedim ve enflasyon üzerindeki baskıların derhal dengelenmesine yönelik adımların da hemen atılmasını önerdim. Biliyorsunuz dün Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı. Resmi enflasyon Tam 20 yıl sonra ilk defa %50'yi aştı. Tüfe. Tüketici fiyatı. %54. 20 yıldır Türkiye böyle bir rakam görmedi arkadaşlar. Yani ta o 90'ların rakamıdır bu. Üretici fiyatlarında ise iktidardaki otoriter ortaklık Türkiye'yi yeniden 3 haneli enflasyon dönemine geri götürdü. %105. Bu TÜİK'in açıkladığı resmi rakama TÜİK'in ne kadar bu işi kamufle etmeye çalıştığını, rakamları ne kadar makyajladığını hepiniz biliyorsunuz. Buna rağmen tüfede yüzde 54, üfede yüzde 105 açıklamak zorunda kaldı. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Türkiye bu iktidar yüzünden yeniden kronik yüksek enflasyon dönemine girdi. Vatandaşlarımızın satın alma gücü iyice düştü. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Faiz sebep, Enflasyon sonuç diyordu değil mi? Döndü Merkez Bankası'na. Bağımsızlığını elinden aldı. Merkez Bankası'nın bankalara açtığı kredinin faizini düşürdü. Biz İnşallah bu genç deva kadroları iş başına gelecek ve bu ülkenin dertleri bitecek. Bunu beraber yapacağız inşallah. Bakın arkadaşlar, ne yaptı? Merkez bankasıyla bankalar arasındaki uygulanan faizi düşürdü. Yani faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Döndü merkez bankasına dedi ki sen artık bankalardan daha az faiz al dedi. %19'dan indi %14'de. Peki bankalar ne yaptı? Bankalar şu anda eskiden hazineye yüzde on yedi ile verdikleri krediyi yüzde yirmi beşe çıkartmış durumda. Banka gidiyor merkez bankasından yüzde on dörtle parayı alıyor. Aynı devletin hazinesine yüzde yirmi beşle satıyor ya. Bu mu sizin ekonomi bilginiz? Ne oldu? Her türlü kredi faizi arttı Türkiye'de. İhtiyaç kredileri ticari krediler hepsi arttı. Hepsinin faizi arttı. Enflasyon arttı enflasyon. Ben soruyorum şimdi Sayın Erdoğan'a madem faiz sebep enflasyon sonuçta siz yanlış bir zamanda yanlış bir talimat vererek sadece bankalarla Merkez Bankası arasındaki bir rakamı düşürdüğünüzde sonuç ne oldu? Enflasyon son 20 yılın rekorlarını kırıyor ya. Aynı Biraz önceki o oksimoron diye tanımladığım ifadesi var ya. Güçlenmiş parlamenter sistem milli irade için tehdittir diyor. Aynı kafa ha? aynı hiç fark etmiyor. Tamamen yanlış bir tez. Tamamen bir yanlışı ısrarla dayatıyor şu ülkeye. Ve sonuçta ülkede hem piyasa faizi arttı hem de enflasyon arttı. Beştepe'de asgari ücrete zam yapıyoruz diye şov yapanlar şu asgari ücretin alım gücünün sadece son iki ayda TÜİK'e göre bile 716 lira erittiler. Asgari ücret açıklandığı ilk gün ben söylemiştim Aralık ayında. Demiştim ki bakın bu açıklandı ya. Daha Ocak sonunda işçimizin eline bu para geçmeden bu asgari ücret bugün erimeye başladı demiştim. Aynen oldu. Şubat'ta daha da eridi. Zaten açlık sınırının altına düşen asgari ücret tümüyle anlamını yitirdi şu anda. Dünya Beştepe harikalar diyarından adeta Erdoğan'dan dinliyor ülkeyi. Anlattıkları bir harikalar diyar. Başka bir yer. Sanki Türkiye değil. Enflasyonu düşüreceğiz diye masal ülkemiz G20 ülkeler arasında en yüksek enflasyonun yaşandığı ülke oldu şu anda. Bir de ne diyorlar? Ya efendim dünyanın her yerinde enflasyon yüksek diyorlar. Ya dünyanın her yerinde yüksek de sen birincisin ya. G20 birincisi olmuşsun enflasyonda. Ha bunun bir madalyası varsa tak boynuna dünya birisi enflasyon diye ta, dolaş ortada şampiyon enflasyon şampiyonu böyle bir şey olur mu? Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Sayın Erdoğan'a yarınlarla ilgili demiştim ki size bir iyi haberim var bir de kötü haberim var demiştim. Bu haberi bir kez daha şimdi kırık andan tekrar etmek istiyorum. Önce iyi haberden başlayayım. Evet. Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek ve tek haneli seviyelere inecek. Hepimiz için iyi haber bu. Ama kendisine bir de kötü haberim var. Enflasyon tek haneli düşük seviyelere indiğinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı artık kendisi olmayacak.